Hepinize merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Keyifleriniz nasıl? Umarım iyidir. Bugün sizlerle arkadaşlar telefon üstünden çok kolay bir şekilde kapak resmi yapmayı göstereceğim. Aşırı basit gerçekten. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk başta Google Play veya Apple Store. Apple Store'da var mı bilmiyorum. Varsa aşağıda linki vardır. Küçük resim yapıcı yazıyoruz. Ee, şu ilk üçüncü. Üçüncü çıkanı indiriyoruz. Aşağıdan da indirebilirsiniz istediğiniz gibi. Sonra arkadaşlar uygulamayı açıyoruz. Çok kolay bir şekilde yapacaksınız gerçekten. Yani program size çok kolay bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Sonra arkadaşlar burada üç çeşit de yapabilme imkanınız var. Küçük resim şablonları var. Kapak makinesi var ve özel küçük resim var. Ben şimdi sırayla gideceğim. İlk başta küçük resim şablonlarından başlayacağım. Şimdi bakalım şablonlara. Burada... Bir sürü var games yani oyun, versus şablonları, araba, futbol, kamera bir sürü şablon var burada. Aşağı indiğimizde easter varmış, animasyon varmış, müzik varmış, vlog baya bir şeyler var. Şimdi ben bir tane buradan bulayım mesela. Ee, şuradan ben vlogdan şöyle biraz gittiğim zaman. Ee, şunu mesela şu güzel gibi geldi. Şunu yapalım. Burada istediğinizi yapabilirsiniz. Oyunda veya versus şablonları da güzel onları da göstereceğim biraz sonra. Evet açıldı şu anda. Sonra arkadaşlar burayı değiştirebiliyorsunuz tabii ki de metni değiştir dediğinizde. Mesela ben buraya ee, en iyi yazayım. Evet sonra şuradan tike tıklıyoruz. Bu oldu. Ee, buradan düzenleden metni falan da değiştirebilirsiniz. Ee, mesela bak bakın şöyle font falan da değiştirebilirsiniz. Ee, boyut var. Şuradan e, artı artıya basarsanız büyür. Ben şimdi bunu 102'de bırakacağım. Rengi değiştirebilirsiniz. Ben şimdi hiç rengi eylemeyeceğim. Böyle iyiymiş çünkü. Ee, metin stili var. Yani bu mesela hepsini büyütür. Ee, bozuldu şu anda. Ee, bu hepsini büyütür. Bu hepsini küçültür. Bu yuvarlar e, şöyle gördüğünüz gibi itirlik deniyor sanırım buna. Şu altını çizer. Ee, bakın gördüğünüz gibi küçük bir çizgi attı. Bu da kalınlaştırır. Ee, gölge var. Gölgede açı falan dersek ilk başta rengini seçmemiz lazım. Buradan renk seçip Mesela siyah seçsek. Şimdi bulanık yapsak bakın şöyle gölge olur. Sonra opaklık var yazının opaklığı. E, rotasyon da döndürür. Mesela şu an eksi birmiş. Şu anda döndürebiliriz. Ben şimdi sıfırda bırakayım. E, uzay var. Uzay da şöyle büyütüyor. Çok küçük bir yeri itmek istiyorsanız böyle de yapabilirsiniz. E, metin kısmını gösterdiğimize göre. Sonra ben buradan e, şuraya basıp buraya blok çekimleri yazacağım. E, metni değiştirten şuraya çekimleri yazacağım sonra buradan tike tıklıyoruz e, sığmadı e, çekimi yazayım e, 2021 yazıyorum buraya e, sonra buraya bitti yazan buraya metni değiştir şuraya 2021 yazalım mesela e, tike tıklıyoruz sonra youtube e, YouTube yazalım YouTube youtubers yazmayalım böyle yazdığımız zaman şunu çarpıya tıkladım. böyle yazdığımız zaman bakın oldu şu an şu youtube'u da şöyle değiştirebiliyormuşuz şunları falan da değiştirebilirsiniz. Sonra arkadaşlar burada neons var. Ee, bu da farklı bir yazı tipi e, yapmanızı sağlıyor. Ee, bunu da değiştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Mesela burada farklı bir e, şey tipleri var. E, metin tipleri var. Bunlar hazır kalıp diye geçiyor sanırım. Mesela bakın e, şu e, şöyle renkten renge geçiyor. Buna gradient deniyor. Normal yazı tipinde bunu yapamıyorsunuz. Burada daha farklı şeyler var. Mesela bakın böyle bir şey yok normalde ama burada var. Bunları da yapabilirsiniz. Bakın burada sönerek gidiyor. Ee, burada beğendiğinizi şunu üstüne basıp diye basıp bunun üstüne basıp düzen metni değiştirden mesela buraya blog yazabiliriz. Siz istediğinizi de yazabilirsiniz. Bakın şu anda yazdık, sonra düzenleden, şu an demişiz zaten, bittiye basıp tekrardan düzenleye gelirsek e, buradan boyutunu seçebiliriz, yani boyutunu büyütebiliriz, e, rengini seçebiliriz mesela ben şu an turuncu yaptım, Opaklığını seçebiliriz, aynı şekilde her şeyi yapabilirsiniz. Özel e, yazı tipleri de bu kadardı, bittiye deyip şimdi ben bunu sileceğim, şurada sile basalım, e, metin ekleyi gösterdim zaten, buraya metin ekleyip yapıyorsunuz işte daha demin gösterdiklerimi. Sonra etiketler var. Bu etiketler güzel şeyler. Yani güzel ve önemli şeyler. Buradan istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Mesela simge var. Veya direkt abone ol'a geçelim. Abone oldu mesela. Şunu kullanabiliriz. Şunu köşelere falan atabiliriz. Burada siz istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Şuradan ben şöyle biraz gene şey yapıp. Şuradan boyutunu küçülttüğüm zaman şöyle subscribe yap. Şuraya mesela koyabiliriz gömü bir şekilde. Sonra arkadaşlar şu Soldan ikinci olan kutucuklu şeyde de buradan nesneleri direkt seçebiliyoruz. Tek tek seçmemiz yarıyor. Veya nesneler ne onlara bakıyoruz. Sonra buradan tike basalım. Sonra arkadaşlar buradan arka plan var. Arka plana şöyle şeyler koyabilirsiniz. Opaklarını düzenleyebilirsiniz buradan. Ben şimdi sıfır yapacağım. Mesela üstten bir şeyler de çıkabilir. Veya şöyle şeyler de yapabilirsiniz. Bakın oldu mu şu anda? Oldu. Evet oldu. Böyle de yapabilirsiniz ama ben şimdi bunları yapmayacağım. Bunlar bunun için çok güzel durmuyor. Buradan da filtre ekleyebiliyorsunuz Ö, renk filtresi. Buradan da emoji koyabiliyorsunuz. Ee, mesela YouTube'u koyalım. YouTube'u şöyle küçültelim. Bu arada arkadaşlar şu kilitte. Buna bir kere basarsanız bu artık kıpırdamaz. Yani onun yerini belirlediyseniz kilide basmanız güzel bir şey olur. Kilidi açalım ben açayım ben şimdi. Böyle YouTube'u bir yeri koyacağım diyeceğim. Ama burada YouTube varmış o yüzden sileyim ben bunu. Sonra en sağ üstte basıp buradan çıkartacağız kapak resmimizi Buraya bir reklam çıkıyor. Ali Baba reklamı çıktı bana. 5 saniyelik. Şimdi ben burayı kapatayım. Sonra burada ihracat diyor yani çıkart diyor. Kayıt etmeye basarsanız galerinize kaydedilir. Şu an kaydedildi. Buradan Şunu yıldızlayın diyor. Buna gerek yok. Youtube'a yükle var. Buradan da paylaşabilirsiniz. internette falan. Bakın şu anda şununla şunu paylaş falan dedi. İnternette falan paylaşabilirsiniz böyle. Buna çok gerek var mı bilmiyorum. Sonra buradan sağ üstten ana sayfaya basacağım ben. Buraya şimdi yaptığımız için küçük resimlerim bölümüne geldi. Buraya reklam çıktı. Uygulamaya dön basarsanız sağ üstten uygulamaya döner. Küçük resimlerime basarsam. Burada kütüphane gibi bir şey. Bakın şu anda galerisinde çıktı. Burada da taslak yani bunlar kaydetmediklerim. Bunları da otomatik olarak kaydetmesi güzel bir şey tabii ki de. Sonra geri geldiğimiz zaman kapak makinesi var. Bunu da deneyelim. Burada istediğiniz boyutu seçebiliyorsunuz. Instagram için falan da yapabiliyorsunuz. Özel küçük resim. Bu en iyi bölümlerden bir tanesi. Buna basıyoruz. Sonra buradan tekrardan soruyor bize. Ben YouTube için olanı seçiyorum. Bittiye basıyorum. Sonra arkadaşlar buradan hazır kalıplar var. Sağ veya sola kaydırarak hangi yani bir yana kaydırarak diğer kalıplarda bakabilirsiniz. Böyle dörtlü kalıplar falan da var. Ben şimdi ilk kalıptan şöyle karşılaştırma gibi olanı seçeceğim. Sonra bittiye basıyorum sağ üstten. Sonra buraya bir ekran geliyor. İki tane olduğu için buraya seç diyor. Bunu isterseniz bakın sağ üstten galeri de seçebilirsiniz. Ben şimdi oyun seçeceğim. Oyunlara tıklıyorum. Sonra burada bir sürü gördüğünüz gibi oyun kalıbı var veya oyun resmi var. Şunu seçeyim. Evet şu anda yüklendi. Şöyle bir şey koyayım. Sonra buradan tekrar artıya basıp oyunlara girip buradan da şunu seçeyim. Bu da yüklendi. Şöyle koyalım. Yalnız bu ortadaki şeyin biraz daha böyle beyaz veya bir çizgi olsaymış daha güzelmiş. Böyle biraz karışıyor maalesef. Sonra buradan sağ üstten tike basıyoruz. Düzenleme ekranına geçiyoruz ama reklam çıkıyor ilk başta. E, reklamı kapatıyoruz. Sonra düzenleme ekranı geldi. E, buradan metine basıp. E, bunun PUBG olmadığını biliyorum ama ben şimdilik PUBG yazacağım. PUBG'ye resmi biraz benziyor çünkü. Metni değiştir'e basıyorum. Sonra buraya PUBG yazıyorum. Tamam'a tıklıyorum. Sonra düzenleye basıp rengini değiştirmemiz lazım. Sönük kaldı renk orada. Arkadaşlar ben alta koydum anca böyle oldu. Şu sağdaki de galiba Halo. Onu da seçelim. Buradan bitti'ye basalım. Buna normal metin ekleyeceğim. Buraya Halo yazacağım. Tike basacağım sağ üstten. Sonra buradan. Ben şimdi Big Nut List diye bir kalıp seçtim arkadaşlar. Sonra boyutu şuradan büyütüyorum. Bayağı bir büyüteceğim. Sonra bunun da rengini beyaz yapalım. Şuradan gelip beyaz yapalım. Evet, OK e tıkladım. Şunu da biraz alçalttık mı? Şu anda bu oldu. Hazır. İstek istek buraya versus yazabilirdik. Yalnız versus veya V.S. yani kısaltılması V.S. Yazacak isek hazır kalıplar vardı oradan da yapabilirdik ama Word yazmayacaksınız, böyle de yapabilirsiniz. Şuradan sağ üstten e, tike basıp reklam çıkıyor sonra onu kapatıyoruz şu anda oldu. Kayıt etmeye basarsak e, buradan sol üstten tike e, çarpıya basıyoruz ve şu an kaydedildi bittiye basarsak e, burayı da kapatalım. Ana sayfaya döndüğümüz zaman burada da kapak resimlerim de çıkmıştır zaten. Galeride dediğimiz zaman bakın çıkmış. Evet arkadaşlar böyle güzel kapak resimleri yapabilirsiniz. Evet bugün telefondan YouTuber olmak isteyenler için kolay bir şekilde kapak resmi yapmayı gösterdim telefon üstünden. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Video fikirleriniz için yorum yazabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar da görüşmek üzere.